Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz bizim envanterimizde ne var? Bunu çok fazla merak ediyorsunuz, çok soruyorsunuz. Silahlarda, tüfeklerde neler var hocam Evet. sizde falan diye. Biz de bunun çekimini yapmaya karar verdik. Özellikle de şu arka tarafı görüp işte envanteriniz neler Evet. diye çok soran oluyordu. Neler var bir görelim falan diye. Onunla alakalı bir içerik yapalım dedik. En sevdiğiniz içerikler olan kutu açılış videolarını maalesef şu aralar yapamıyoruz. Hava şartları bayağı bir olumsuz. Çok yakında düzeliyor gibi. Elimizde birçok İnşallah. ürün var arkadaşlar. Çekilmeyi bekleyen öyle söyleyelim. Yeni yeni birçok daha tanıtacağımız ürün olacak. Takipte kalalım diyorum ve bu içeriğimize başlayalım ufaktan. Evet, şimdi bizim tabancalarımız neler? Ben bebeğim olan SAR-9 ezeli şeyim. Ne der yok? Ebedi Ezeli dostum. rakibim SAR-9. Ebedi dostum SAR-9'la başlamak istiyorum. Tabii ki Neden benim. bu bağ neden? İlk bununla başladın diye mi? Ne oldu? Aslında ben ilk SAR-9'la başlamadım bu arada. Benim ilk başladığım, atış yaptığım silah şeydi. Canik TP9 Elite. Elit de çok güzel bir tabanca bu arada. Tetiğini çok severim hala. Hatta uzak mesafede sabit atışlarda hala onu Çok iyi. çok severim. Çok iyi. Bebeğim tabii ki SAR-9. Niye bilmiyorum. Genel olarak bilmiyorum da değil aslında. Ergonomik olarak benim için çok değerli. İşte ağırlığı, şekli, elime oturuşu, benimle oluşu. Yani geçen mesela video paylaştık. Canik'le normal atış yapıyorum. Tutamıyorum bile Canik'i. Fark ettim bilmiyorum. Evet. Gerçi biraz da Ama sabit atış yaptığım için sağladı ama yine de çok sevimli gelmiyor bana yani. Ben daha sade, yalın, daha böyle hani atış odaklı, böyle düz. dümdüz bir şey. Yani genel olarak zevklerim de öyle Evet. zaten. O yüzden hani Canik de tabii ki müthiş bir silah. Kesinlikle yani hani Yani şimdi başarısına asla bir şey evet, o söyleyemem. şekilde söyledin. Canik kötü gibi Hayır, anlaşılmasın hayır, hayır. arkadaşlar. Asla değil. Canik gerçekten çok iyi. Zaten başarısından bahsetmeye gerek yok. Dünya Gerekmiyor. çapında Doğru. isim yapmış bir marka oldu zaten. Bizi de gururlandırıyor ayrıca. Sadece Combat serisi için bir tık daha kalın arkadaşlar. Normalden Kalın. Combat'lar ekstra çok da az olsa kalın. Ergonomi açısından biraz zorluyor olabilir. Ama SFT modelinde zaten yeni kasalarda o sorunun da önüne geçtiler. Daha ergonomik bir kasayla SFT çıkıyor. evet Evet. daha iyi. Son serileri. Ama Combat'ta ben de çok zorlanmıyorum. Yani biraz daha Ya eli ama küçük biraz olanlar da için yani senin zorlayabilir. rahatlığıyla senin ellerine daha uygun oluyor olabilir ama ben şahsım olarak Tabii çok canım. rahat edemiyorum. Kişiye özel zaten bu durum. Yani o yüzden de bebeğim. Evet, neyimiz var sırada? Sistem defans. C4'tü değil mi bu? C9 pardon. C4 evet, bu patlayıcı. C4 de var, bir dakika. Al sana C4. Al, Hayır, aklıma bastım. C4 gibi. Bana Evet, bu geldi arada gene. hepsini şarjörü çıkardık ve kontrolü sağlanmış tabii ki. Onun dışında işte giydirmesini çok seviyorum tabii ki ama çok tercih ettiğim, çok kullandığım bir tabanca değil açıkçası. Sen Şöyle ben biliyorum bu tabii. C9'un genelde sivilde taşırken kullanmayı seviyorum. Çünkü boyut olarak Ufak, ince, ona evet. müsait arkadaşlar. Rahat taşınıyor. Tetik sistemi gereği de güvenli tetik zaten. Dolu bir şekilde taşıyacağım zaman bunu gönül rahatlığıyla taşıyabiliyorum. Atış performansı tabii diğer ya mesela Cani'ye göre düşük. O tarz yerlerde de Cani'yi kullanıyorum falan. Ben ne yapacaksam ona göre bir tabanca alıyorum Yani aslında evet, yanıma. yani şöyle çok kullanmıyorum derken daha önce kullanmışlığım oldu tabii, ne kadar üstüne koydular şu an o konuda bir şeyimiz yok ama Evet. ilk serilerden zaten bizdekiler ve atış istikrarı konusunda çok memnun etmedi, tatmin etmediği için ben çok kullanmıyorum ama kötü bir silah değil tabii ki. Kesinlikle değil. Bir takım küçük problemleri vardı. Zaten bizde biraz da Ar-Ge amaçlı gibi bir şey oldu Evet, yani buna evet. alışımız. Biraz denedik, kullandık vesaire yorumlarımızı ilettik gibi. Onun gibi bir durum söz konusuydu ama kötü mü? Kesinlikle değil. Kullanılır mı? Değil, Evet, kullanılır hayır. arkadaşlar. Sıradaki tabancamıza geçiyoruz. Canik Elites Combat arkadaşlar. Oğuzhan hocamın Evet. favorisi. Ama ilk çıktığı zaman bu klasmanda bu tarz tetik vesaire yoktu Hala yok arkadaşlar. bu arada. Hala çok Yani iyi Canik ama de var tabii ki de. yani Yani tabii. ama o zamanlar hiç öyle taktik kullanımlar vesaireler bilmem neler çok yaygınlaşmamıştı bu kadar. O zaman aldık tabii bunlarla da yaptığımız atışlar vesaire kendini gösteriyordu. Ve çok ilgi çeken de bir tabancaydı zamanında. Yine hala o şeyini İlk taşıyor. aldığında bir tane video çekmişti. Hangisi? O videoyu tanıştığımız zamanlarda komple zaten profilini sürekli gün içerisinde en az 30 kere stalkladığım bir dönemde. O videosuna bayılıyordum yani. Yeni Hangisiymiş ya? aldığında uzakta yakın falan gidiyorsun, yürüyorsun falan bir şeyler Hmm. Benim o videoyu koyarım. Şeye, bulursam. yapıyorsun. Etkilendim Hemen. de. Bir tur daha İşte kardelenin nasıl kullanmayı savladım oynat bakalım falan. istiyorum. Ya ben Canik firmasını özellikle de çok seviyorum. Dünya çapında ülkemizi gerçekten iyi yerlere çıkarttı. Evet. Buradan bir kez daha teşekkürlerimizi sunalım. Başarılarının da devamını dileyelim.
tabancayı artık açtılar. Tabanca artık bant kalitesinde kendi kendine devam eden bir duruma geldi. Özellikle şu an 12 kalibre uçak savar tarzı bir tüfek üretiyorlar. Bunlar müthiş. Gerçekten dünya çapında da çok ciddi rağbet görüyor ve çok önemli birimlere bunların satışı yapılıyor arkadaşlar. Hatta İngiliz donanmasına kadar verildiğini duyduk farklı kaynaklardan. Yani gerçekten bu ciddi bir başarıdır. Türk ürünlerinin, Kesinlikle Türk evet. mallarının bu denli dünyaya satılıyor olabilmesi gerçekten takdire şayan bir durum. Buradan Canik firmasını bir kez daha alkışlıyoruz diyelim ve devam edelim. Bir sonraki silahımıza geçiyorum. Tabii. Görenler anladı bile çoktan. Glock 19 Gen 4 arkadaşlar. Bunun üzerine bir şey söylememize gerek var mı bilmiyorum. Çünkü söyleyeceğim her şey az kalır. Doğru. Gerçekten silah alacaksanız, silah deyince akla ne gelir diye sorarsanız benim fikrim tabii ki önce Glock geliyor. Ama tabii ki 48 ile aşk yaşıyordum. Ama onu da vardı biliyorsunuz bizde. Vermek durumunda kaldık. Bu hayalet silah var ya arkadaşlar, X-ray'den görünmeyen o. Bir Evet. an ciddi Yok anladım. yani öyle bilmiyor halk değil arasında, o yüzden söylemek Evet. istedim. Tabii ki de öyle bir durumu yok. Gayet de babalar gibi görünüyor yani. O dayatılmış bir reklam şeyi mi Dayatılmış. diyelim Belki onlar artık, bile geyik yapmıştır. yani Ben geyik bile bilmiyorum yapmış da. olabilir. Birçoğu da yedi bu durumu yani. Bilmeyenler hala X-ray'de falan havalimanından falan geçip giderken görünmediğini iddia ediyorlar. Öyle de bilsinler aslında daha iyi. Evet, Yani. görünmüyor, gidin. Takın elinize, gidin. Gelelim şu an Mecburi. envanterimizdeki son seçeneğimize. Bu bir seçim kriterinde değildi arkadaşlar. Bu bir dayatmaydı. Benim ilk tabancam arkadaşlar bu arada. O konuda biraz tabii ki ben de yeri ayrı diyebilirim. Ben bunun üzerinde bayağı bir oynama yapmıştım bu arada ilk çıktığında. Buralarını törpülemişim, bakın şuraları törpülemişim. Kendime göre ayarlamışım silah ta o zamanlar. Tabii boyası falan bayağı bir aşınmış, yılların tabancası diyebilirim. Güzel şeyler bununla da yaptık aslında. Bayağı bir Bu atışlar arada evet vesaire biraz şey güzel yaptım de ama çalıştı. ergonomisi o kadar da kötü değil. Değil, evet. Güzel yanları var, kötü yanları da var maalesef ama. Prensiple alakalı sorunlarımız Ya aslında orada var. da şeydi, bant kalitesine geleceğiz yine. Ben anlamam. Ben Orada belki. bendeki tabancayı şey yapıyorum. Eğer varsa yenilerini çok düzeltti. Üzerine Kesinlikle var bu koyulduysa, arada. şey yapıldıysa yok demiyorum. Ama buyurun gönderin inceleyelim. Geni kesimiydi bunun. Aynı Girsa'nın bunun farklı bir versiyonu var arkadaşlar. O çok daha iyi olmuş bu tabii bu. İlk çıkarttığı polimer tabancaydı. Geliştirdi mi kendini? Evet, geliştirdi. Bunun üzerine koyduğu Mutlaka. tabanca çok da güzel oldu. Bu da güzel bir işaret baktığınız zaman. Her firma, hatta Canik bile ilk çıkarttığı ürünlerde birçok sorun yaşadı. Polimere geçişte özellikle. Ama şimdi çıkarttığı modellere bakıyoruz. Çok güzel tabancalar yapıyor artık. Tabii ki sorun yaşanacak ama üstüne koyarak devam ettiği zaman o firma zaten değeri de yeri de bizler de yükseliyor. Denemeden Girsan da bilemem kardeşim. aynı Ben bilmem. şekilde oldu diyebilirim arkadaşlar. Tabancalarımız böyle. Evet, bir de SFT modelimiz var Canik'te. Onu Evet. söyledik değil mi? Söyledik. O küçük bir işlemde onu Evet, o daha yüzden sonra şu an gösteririz. göstermiyoruz. Onun dışında bu kadar tabancamız var arkadaşlar. Ne Tabi fazlası bazen var, ne eksiği. ekleniyor, içinden çıkanlar oluyor Ha vesaire derken tabii. yenilenmeler, ekleme, çıkartmalar. Ama Yani şu şu an an güncelde bunlar var. evet, Bunlarımız var. 2024'ün ilk ayında elimizde olanlar bunlar. Bunlar Ama kaldı. çok yakında envanterimize eklenecek Ranger var arkadaşlar. Ranger'ın tabancası. Çok merak ediyoruz. Bekliyorum İlgiyle bakalım. beklediğimiz bir modeldi. Çok yakında o da geliyor. Onun da incelemesini yapmış olacağız. Bu arada incelediğimiz kadarıyla ve videolara falan Evet. vesaire baktığımız kadarıyla Sökümü çok falan iyi. aklıma geliyor Çok durmadan. ince Çok detayları güzeldi. var. Çok Evet. güzel noktaları var. Onları da göstermiş olacağız. En Evet. sevdiğimiz diye konuştuğumuzda tabii ki şöyle ben şöyle alabilirim kendime. Şöyle. SAR 9 Egalok olarak. Sen de takıl orada bir şeyler. Ondan bana kalanlar gibi genelde böyle oluyor zaten. Hani Kardelen'in kullanmadıklarından bana kalan. Bu. Canik'in ergonomisi de eline otursa kullanabileceğim silah kalmayacak. Arkadaşlar, tabancanın çok da bir önemi yok. Silahın çok da bir önemi yok. İyi bir operatör hepsini iyi kullanır. Kendinizi güzel Kesinlikle. geliştirin. İster Girsan al, ister Glock al, ister Evet, ne bileyim, aynen iş yaparsınız. Öncelik kendinizi güzel eğitmek. şimdi gelelim tabanca alırken nereye dikkat ediyoruz? Hangi özelliklerine daha çok odaklıyoruz kendimizi? Evet, önemli bir Hangisini daha konu. çok istiyoruz gibi bir konu. Sen önce nelere bakıyorsun? Şimdi şöyle, öncelikle alacağım üründe ben tabanca olsun veya X bir ürün olsun, ben firmanın veya ürünün sağlamlığına, güvenilirliğine bakıyorum. Son kullanıcının yorumlarına tabii ki bakıyorum. Bunlar önemli. Güvenilirliği
Okeyledikten sonra tabanca da özellikle benim için ergonomi çok önemli. Ergonom benim için de önemli zaten. Tabii. Bu arada herkes için önemli. Ergonom benim için de çok önemli tabii ki. Bir de herkesin el büyüklüğü, işte ne bileyim, incesi, Yapısı uzunu, farklı. yapısı farklı olduğu için baya önemli bir konu bence. Çünkü eline Kesinlikle. oturmayan bir silahla atış yapmak kadar zor başka bir şey var mı bilmiyorum. Çünkü ben hiç sevmiyorum. O yüzden de ergonom benim için de kesinlikle birinci sırada. Ama ikinci sırada ne var diye sorarsanız az parça. Aa, güzel bir Ne konu. kadar az Sorunsuzluk. parça, o kadar az sorun. O Kesinlikle. yüzden kesinlikle bir söker bakarım yani. AK-47'yi de sevmemizin yegane sebeplerinden biri de bu zaten arkadaşlar. Sorunsuzluk. Tabancada da Kesinlikle. onu arıyoruz yani. Çok fazla parçası varsa bilin ki çok fazla arızası da olabilir. Ya bir de şeyi de çok seviyorum. Bir tane çıkarıcıyla bütün pimleri Müthiş bir şey o sökebilmek. ya. O var ya, gerçekten olay bir şey. Müthiş ya. Ya öyle bir tabanca görünce diyorum ki yani bu tamam Tamam. yani. Bunu düşündülerse okey bu zaten. Bülent Bunlar Ersoy yapıyor ya, kaç yıllık 36 tecrübemle bu senelik tamam birikimimle diyorum. bu Aynen adam öyle tamamdır oluyor arkadaşlar. diyorum ben. Tabanca tamam Tabancayı diyorum kaldırıp atarız yere yani. ben. O duruma geliyoruz. Evet, başka var mı hakkında? Tetik sistemi tabii ki. Bu da çok önemli. Evet. Tetik neden önemli arkadaşlar? Birçok işlemi aslında tetik hallediyor. Tetiğe hakim olmak, tetik sistemine hakim olmak atışları çok ciddi seviyelere getiriyor. Günlük taşıyacaksan veya işte görev tarzı bir şeyse ona göre farklı tetik sistemi olan tabancayla kullanırım veya çıkarım. Ama atışa gidiyorsam, tamamen atış odaklıysam ona göre bir tetik seçerim gibi böyle maddelerde ayırıp yapabiliriz tetik Evet, olayını. yani eğer yani şöyle, bu arada o tetik sistemlerinden benim daha çok beğendiğim ve sevdiğim tabii ki safe action, yani Evet. güvenli tetik. Ben de safe action. Güvenli tetikçiyim arkadaşlar. Güvenli tetik. Safe action. Cümle içinde kullanamadım. İngilizce yazım çok kötü ya. Ben safe tarafındayım. O yüzden de işte bu Glock'tu, SAR-9'du, niye bu kadar haşır neşir olduğumu daha çok anlayacağınızı düşünüyorum. Çünkü her zaman güvenlik en önde olan, yani atıştan önce, tabancadan önce, her şeyden önce benim için güvenlik gelir. Evet, tetik dedik. Başka aklınıza gelen var mı? Aftermarket dediğimiz olay arkadaşlar. Yedek parça imkanları veya değiştirilebilirlik. O da çok önemli bir Evet. madde. Atıyorum nişangahı beğenmedim. Değiştir, red dot takacağım, tak, direkt tak vesaire. Onlar da çok önemli. Kullanım kolaylığı, mandalların konumları, kaynak bozmadan ulaşabilir oluşumuz, ne bileyim yine kaynak bozmadan şarjör vesaire çıkartabiliyor oluşumuz. Bunlar çok önemli. Şarjörün girip çıkması dahi bunda önemli. Magvel takılıyor mu, takılmıyor mu? Mandalların boyu vesaire. Bunlar da çok önemli oluyor. Ben bir de dış görüntü olarak tabii ki daha böyle yalın olan bir taraftayım. Daha böyle düz, daha hani eline bir şey batmayacak şekilde tertemiz, düz bir görüntü seviyorum. Tabii başkasına göre zevkler, renkler tartışılmaz ama benim tarafım bu. Delikli, renkli bir şeyli falan çok sevmem. O zaman bir maddede dediği gibi dış görünüş, o ilk bakış mı diyelim, ilk temas mı diyelim, o da çok Ne? önemli arkadaşlar. Sevmeniz gerekiyor. Zaten beğenmediğiniz, sevmediğiniz, etkilenmediğiniz tabancayı veya tüfeği almayın. Bu da çok Kesinlikle. önemli. Tüfek tercihi nasıl olmalıdır videomuz vardı. Orada da o içeriğimize bakabilirsiniz. Bu da biraz da tabanca tercihi nasıl olmalıdır gibi bir şeye doğru gitti zaten içerik. Yani bir Envanteri tık gösterirken benimle de. onları da araya kaynatmış olduk. Evet, peki envanterimize başka ne eklemek istersin? Aa, kesinlikle Alien eklemek isterim arkadaşlar. Yani hemen görselleri tabii koyacağım şöyle. Mühendislik harikası. Kesinlikle mühendislik harikası. Tamamen beyin ya o silah. Atış aksı sıfır, şahlanması neredeyse yok. Gerçekten çok sağlam. Çalışma sistemi o kadar güzel ki Daha anlatamam. önce sen atış yapmıştın değil mi onunla? Birkaç tane, 3 tane falan tadına doyamadım falan diyormuşum. Ben de Çok yaptım güzel da bir acaba tabanca yaptım mı diye arkadaşlar. hatırlayamadım. Gerçekten müthiş bir silah bu arada. Evet. Kesinlikle yani dediğim gibi bir ciddi bir çalışma var o tabancada. Tabii ki. Emek var. Kendilerine özel bir şey yapmışlar. Tebrik ediyorum bu arada o firmayı. Instagram'dan da beni takip ediyorlar. Oradan da bir fazlaca da bir bağım arttı onlara. Teşekkür ediyorum bu arada. Ama o ürünü de, tabancayı da alıp kullanmayı çok isterim. Günlük taşımada biraz yorabilir mi? Evet, yorabilir. Ağır bir tabanca. Ama Ağır, biraz atışlarda büyük. onunla neler yapabileceğimi hayal ediyorum. Şöyle bir dalıyorum uzaklara. Evet. Ya benim şu an aklıma gelen ilk seçenek Alien oldu açıkçası. Senin var mı öyle kafanda bir Ya seçenek? zaten bununla ilgili bir soru olduğunda artık benim takipçilerim benden daha hızlı cevap veriyor bununla Doğru. ilgili Glock 48 diye. Daha önce aldık, envanterimize ekledik ama işte kimin tercihi olan o özel serinin benim tercihim Evet olmadığını ya. fark ettik.
Çünkü tabancamın şurasını kocaman bir yazı işlensin istemedim açıkçası. O yüzden onu elimizden çıkardık ve düz serisini bekliyoruz şu an. Tabii ki de onu isterdim yani tekrar. Bugünkü konumuz arkadaşlar envanterimizdeki tabancalarımızdı. Merak ettiğiniz için biraz böyle ayrıntılı işlemek istedik açıkçası. Önümüzdeki haftada tüfeklerimizle ilgili bir video çekmek istiyoruz. Çünkü ikisini bir yaparsak video biraz uzayacak gibi Evet. geldi bize. Tabancayı çekelim, tüfekler çünkü çok uzun sürecek gibi geliyor bana. Evet, sizi de sıkmamak Sizi adına de böyle sıkmamak adına ikiye bölelim çok konuştuk çünkü. Hatta istedik. yani çoğunu da keseceğiz arkadaşlar. Daha çok var bu arada yorum Muhtemelen. yaptığımız şeyler falan. Bugünkü içeriğimizin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şaşırdı. Güzel. İlk defa söyledim. İçimden geldi bir anda. Öyle bir içimden geldi. Sizin de en çok sevdiğiniz silahları, burada bizde hani en çok tercih edeceğiniz tabanca hangisi? En çok neyin hangisini seviyorsunuz? Ne özelliğini seviyorsanız bize yorumlarda belirtin lütfen. Merak ettim çünkü. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi Hoşça bakın. kalın arkadaşlar.